Faydalı değil mi? Beğendiğim helal olsun diyor. Bak, asıl patrona 30 günde 5 çekecek mi? Çekiyorum zaten. Öyle mi? Tamam. Kolunu indirmiş sistemi üzerinde ne zararları var? Koha diye bir rahatsızlık var, biliyor musun? Bak, koha diye bir rahatsızlık var abi. Bak, kalemciler çıkan yaş kaç? 61. Maşallah. Yani 40 yaşında belirtileri başlıyor. Yok abi, 55 de bekliyor. Sen? 55 senedir içiyorsun. 55 senedir içiyorsun ama hadi hasbel kadar senin beden biraz şeymiş. Direnç değil. Yaşlanınca merdiven çıkışını engelleyecek. Tam da nasıl ya? Eline yardım. Bir şey zararlı. Evet. Bu sigaradan gitmiyor mu? Bu da gidiyor. Ya. Yani. İç organları. Yani değildir ya. Değil. Hayır. Bir şey yapıyoruz ama hani sağlığa etki etmediği sürece iyi zannediyorsun ama gıpta kanseri. Koha rahatsızlıkları. Buyurun buyurun. Akciğer kanseri. Tomat 2 lira ince. 2 lira. Bir tas al. Kavga çıkıyor harcadın sporcu. Sporcusun. Peki ne zararı olduğunu düşünüyorsun? Sigara içerisinde istemiyorsun ya. Koha rahatsızlık. Koha nedir? 40 yaşında belirtileri başlayan değil mi? Nefes sağlığı şeklinde belirtileri başlayan bir rahatsızlık. Bunun haricinde bütün cebede zararı var. Değil mi? Yani cebindeki parayı da çalan 20 yılda bir ev parası deniliyor. Değil mi? 20 yılda bir ev parası. Ne veriyorsun? Aynen. Ülkemizde 5 milyon insan koha. 5 milyon. Bu tamamen sigaraya bağımlı bir rahatsızlık. Akciğer kanserine yol açabilecek. Çok sıkıntılı bir süreç. Yani sigaraya başladığın zaman da tiryakilikten bırakmamıyor. Ama biz 171 sigara bırakma hattını arayarak Eren Savaş dispanserlerinde bu sigarayla ilgili bıraktırma çalışmaları yapıyor. Devlet bunun ilaçlarını bıraktırmayla ilgili ilaçları ücretsiz veriyor. 171 arayacağız. Veya hemen arkasında 184 Sabim var. Sabim'i arayarak bununla ilgili bilgi alabilir. İnşallah hayırlı işler diliyoruz. Sigarasız bir yaşam diliyoruz. Sigarayı bırakmak için inşallah çıkıyor musun? Çıkıyorum. İşte bugün inşallah size bir fırsat olur sigarayı bırakmayla ilgili. Ben az içiyorum da dayı için daha çok içiyorum. İnşallah onu oraya da gidelim. Sabahleyin var ya, ortak kafa sigara içiyor. Sabahından önce. O baktın önce. O üniversite yıllarından kalmadı. Bak ben var, şimdi 3 tane birisi. Bir sabahleyin kahvaltı. Peki sigaranın zararları hakkında çok fazla mesela söyleniyor. Biliyor muyuz sigaranın zararını? Biliyorum. Bile bile içiyorum. Bile bile içiyorum. Koha diye bir rahatsızlık var. Kırmızıdan sonra aşağı yukarı belirtileri başlar. Gençgendeşimi değil mi? Evet, yani bastığım, içtiğimiz astığım aynı şekilde. Akciğer rahatsızlıkları. Ayrıca cebe de zararlı. Bunları da biliyorum. Bana mesela çok zararlı. Neden? Ben de onlarla içtiğim var. Kürekli hakkım var. Hapşımı neden? Akciğerler solunum mekanizmasına yaşkeştirmeye başlıyor. Ben de hapı kurtulmuyorum. Ama kurtulmuyorum. Peki kurtulma yolu ne? 171 diye bir hattımız var. Sigarayı bırakma hattı. Ya da 184 hemen arkasında yazıyor. 184 ya da 171. Bunlar şimdi Veren Savaş dispanserleri var. Ücretsiz olarak sizi sigarayı bırakmayla ilgili programa dahil ediyorlar. Orada verilebilecek bu sizin bağımlılıklarınızı azaltacak ilaçların hepsini devlet ücretsiz veriyor. Bizim Nazilli Veren Savaş dispanserimiz var. Oraya gittiğinizde orada bir akciğer bilginiz çekiliyor, bir muayene ediliyor. Ondan sonra da size bir program uygulanıyor. Ve yani %100'e yakın insanlar buradan destek alıp sigarayı bırakıyor. Sigarayı bırakıyorlar. Çünkü ilaçlar artık bu isteği tetiklemesini engelliyor ilaçlar. Yani inşallah etkileri oluyor. Yani etkileri yok. Yani bu ilaçlar, çünkü devlet tarafından şey yapılan, bu ilaçlar hep doktor kontrolüyle veriliyor. Yani etkileri dedim yani
karşı ihanet bilir ama böyle hani çok ciddi bir ihanet. Bunlar tamamen psikolojik. Onlar zaten gittiğinizde size de anlatacak. İnşallah sizler de bırakır. Ben de rahatsızım. Solunum yollarında sıkıntım var mesela. Nefes alamıyorum. Sürekli ilaç kullanıyorum. Ama yani sigarayı bir türlü atamıyorum. İşte bu konuda bir destek almak lazım. Bu konuda 170 lira ya da 184 lira ya. Yönlendirilir veya yolunuz düşerse. Adam var ya bak. Bir sigara cümbünde var ya bak. Sadece bu iki paket sigara. Hiçbir sigara. He? Buraya kadar. Hiçbir sigara bırakmalıyorsun aklından ya. Bak. Bu kadar bir sigara bakıyorum ama. Evet. Kim var? Bir de o abiyle gökkenim. Maşallah. İki yönler. Bir evlerine çıkıyor. Yani bırakıp düşünüyor muyuz? Abi. Stresten, nefretten. Abi da ilk gelişimde bulunduk. Beraber doktordan yardım aldık mı? İlaç kullandık mı? Ya bu da evine kadar belirtmez diyor ki size yardımcı oluyor. Evet, tamam. Katkı sağlıyor. Keseriz ara. İlaçlara da ücretsiz veriyor. Gel abi bu tarafa. Nerede alacağız? İlaçlar. Veren Savaş dispanserine gidiyoruz veya arkada bak numara var 171-184. Veren Savaş dispanserine bunu sakın de. Gittiğin zaman nazilli Veren Savaş dispanserinde bir akciğer filmin çekilip bu konu hakkında seni bilgilendirip programa dahil ediyorlar. İlaçları ücretsiz, bırakma programı da ücretsiz. Tamam, tamam. Hemen en kısa zamanda o zaman buraya şey yapalım. Hayır, teşekkür ederim. Kova olmadan, akciğer rahatsızlıkları olmadan hemen gitmek lazım. Bak bir şey daha var. Çırpını gezeceğim ben. Ya hem cebe zararlı hem bedene. Hem aileye zararlı. Akciğerine üniversite denize abone oldu. Ya en çok zararı veren sensin. Bunu verdiği için bıraktım dedim. Niye başlıyorsun? Peki ben size şöyle 3 tane broşür vereyim. Arkasında şey var. Bakın. Bırakmak istiyorsa 171-184 arıyor. Nazilli Veren Savaş dispanseri ücretsiz programı alıyor. İlaçları ücretsiz. Bıraktırma ilaçları. Şurada hocam şurada. Ben benim işimi yapıyorum. Evet. Kapatın. Evet. İnşallah sizi bir yönlendirin olur. İnşallah bir sebep olursunuz. Tamam. Teşekkür ederim. Yok, sağ olun. Sigarayı. Yok bırakmadım. İki paket. Bırakmadın mı abi? Vallahi iki paket içiyor. Vallahi. Sanki bıraktım atıyordun ya. Burada yine bizim başkanlar oldu. 3 ay ben içmedim. 4 ay bile içmedim. Bir baktım bugün puro içiyor. Bu ne oluyor dedim bak. Sigarayı iki dedi. Evet başkanım. Bunu içelim bırakalım dedi. Onu içtik ondan sonra dayısı Alman'ın parlı şey parlı ve sigara döndü. 5-6 paket parlı ve sigara. Ne de olsa bir daha başladık tabii. Kabahat benim değil. Ben sanki ben bıraktığını hatırlıyorum abi bıraktım, ama bıraktım, doğru. Yani doğru hatırlıyorum yani. Doğru. Abi o zaman biz sana bugün çocuklarla ilgili biraz bilgi verelim. Çocukların bir dönemi var. 10-19 yaş arası. Adolesan denilen bir dönem. Yani ne büyük ne küçük. Arada bir dönem olduğu zaman çocuklar kendilerini gerçekleştirmek için, kendi benliklerini ön plana çıkarmak için belli şeyler yapmışlar. Sigara içmek onlara daha karizma gösteriyor. Sigara içmek büyümüş gibi gösteriyor. Sigara içmek, evet, kendilerini ispatlamaya çalışırken bu dönem içerisinde çok büyük bir şekilde sigaraya eğilim duyuyorlar. İşte bu dönem içerisinde biz çocuklarımıza bunları hem devletin sigarayı biraz daha fiyatlarını arttırması, belli alanlardan uzaklaştırma istekleri hep bu çocuklar bu olaylara girişmesin diyor. O yüzden genelde çocuklarımıza hani şey yaparken bu dönemlerde destek olmalıyız. Çünkü bu dönemde büyük mü küçük mü algılayamıyor kendisi. Bu adolesan denilen dönemi çok rahat geçirmesi gerekiyor. Yoksa sigara eğilimleri en çok bu dönemde başlıyor çocuklarımız. Benim 26 yaşında büyük bir yerine geldim. Büyükler okulam. Değişim. Çok mutlu. Maşallah. İnşallah. Evet. Ama gel babayı sor.
Sizi de şöyle yönlendirelim. Eğer bırakmak istiyorsanız ve bu isteğinize karşı koyamıyorsanız verem savaşlarımız var. Nazilli verem savaşta. Bununla ilgili programı alıyorlar ücretsiz. İlaçlarını da devlet ücretsiz veriyor. Bu isteği gideren ilaçlar bunlar. Veya 171 ya da 184'ü arıyorsunuz burada. Bu hatlardan da yardım edelim beyinde. Beyinde bitmesi gerekiyor. Evet. Ben yazları sigara içiyorum, kışları sigara içmiyorum. Ne kadar saçma bir şey değil mi? 6 ay içiyorum, 6 ay içmiyorum. Ama son 3-4 senede hakkını vermeye başladım. Tabii yaz kış fark etmiyor. Sene boyunca şu an. Yani kış fark etmiyor. O içmediğim bir dönemde öyle telafi ettirmiştim. O da bir içecek. Çok az yok. İnşallah. Ama destek isterseniz dediğim gibi Nazilli Verem Savaşı'nı tamam. Şey yapıyor. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.